Thrive Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa olarak Borsa İstanbul'daki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sabah videomuzda 7200 direnç seviyesinin önemini vurgulamıştım. Zaten geride bıraktığımız haftalarda da özellikle endeksin 6800-7200 bölgesinde 7200'e yakın sıcak bir hareketi. Bu hareketinde endeks 30'un ilk 10 kağıdında genele yayılmayacak endeks 30 özelliğinde bir hareket olacağını belirtmiştim. Şimdi Borsa İstanbul 7256.61 yüksek seviyesini gördü. Şu anda %2,5 primli. Özellikle bankacılık tarafında X-Bank %2 primli, sanayi %3'ün üzerinde primli. Gözüme takılanlar Doğaş %6'nın üzerinde primli, Tüpraş %4, Garanti %4, Şişe %3'ün üzerinde, Erdemir %5'in üzerinde primli. Bankalar Halkbank, Vakıfbank %3 ile 4 arasında pozitif yönlü hareketinde bulunuyor. Şimdi bu olayda genel yatırımcılarımız rally'yi kaçırdıklarından dolayı endeks her gün içi zirve veyahut da kapanış rekoru tazelediği zaman da kısa pozisyona geçme veyahut da buradan satalım 200-300 puan çekilsin, yani ortalama %3-3,5'luk bir geri çekilme, oradan duruma göre dahil olunup olunmama şeklinde bir stratejiyi benimsiyor. Ama işte biz genelde piyasada bu duruma short squeeze dediğimiz, yani açık sıkıştırma durumuna maruz kalıyor. Çünkü cuma günü hani piyasanın genel algısı Koç Holding'deki %10'luk tavan hareketinin hani bir seferlik olduğu, bu yüksek seviyelerin endeks tarafını da sürdürülemeyeceğinden dolayı bir kısa pozisyona geçme niyeti oldu. Zaten bunu da özellikle Viyop tarafındaki teminat tamamlama çağrısı bildirine baktığımız zaman da 28 Temmuz'daki miktar özellikle Temmuz ayındaki o 3 tane yüksek seviyeden bir tanesiydi. Kuvvetle muhtemel bugün de bu teminat tamamlamanın yükseldiğini görüyor olacağız. Peki endeks için yeni normalimiz 7200-7800. 7800'e yakın sıcak bir hareket. 7200-7300 bölgesinde teknik olarak bir zayıflama olabilir mi? Evet olabilir, ama bu 7400-7500'de de gelebilir. Yukarı yönlü harekette trend o kadar güçlü ki biz de 4200-4300'den beri açtığımız pozisyonları bundan dolayı kapatmıyoruz. Aslında bu videoyu da çekme nedenlerimden bir tanesi, Thrive uygulamasına girdiğiniz zaman da kısa ve orta dönemli uygulamalarımızdaki belirttiğimiz teknik seviyelerdeki hedef fiyatların çoğu aşıldı. İşte yakın zamanda teknik önerilerimizde Petkim, ki Petkim tarafına baktığımız zaman da bugün de Petkim tarafında yukarı yönlü bir hareket, 18.27'ler %3'ün üzerinde primli. İşmenkul, Aksigorta, Koza, Yapı Kredi, ama daha geriye dönük baktığımızda Aselsan 60.5'ten bir alış tavsiyemiz olmuş. Doğan Holding 10.61, Koç Holding 108.60, Coca-Cola 108.60. Türksel 38.04, Doğaş, ki bugün de Doğaş %6'nın üzerinde primli, 184.50, Sabancı Holding 48.10. Ha, bunları neden söylüyorum? İlla başarılı olduğu bunu vurgulamak anlamında değil. Piyasa bu. Verdiğimiz öneriler başarılı olmaya da bilirdi. Ama hedef fiyatların üzerinde cari fiyatlar olduğunda neden kapatmıyoruz? Çünkü çok güçlü bir trend var. Ve bu trendin de İlk etapta 7800, daha sonra da yıl sonunda hatırlarsanız bir 9100 seviyesi hayırlı olsun demiştim. Yine o görüşümü devam ettiriyorum. 9100 seviyesi hayırlı olsun ve hatta gelişmelere bağlı olarak da 4 taneli bir endeks görülebilir. Ve bu trend güçlü olduğundan dolayı da pozisyonu kapatıp all time high'dan tekrar pozisyon açmaktansa göreceli olarak rally'nin başından yakalanan düşük fiyatlardaki maliyetimizi yukarı yönde devam ettiriyoruz. Bundan dolayı da pozisyonlarımızı kapatmıyoruz. Ama lütfen şuna dikkat edelim. Piyasa yüksek seviyelerde. Risk fazla. Biz pozisyonu kapatmıyoruz diye yatırımcılarımız da kapatmayacak anlamına gelmiyor. Örnek olarak Turkcell 38.04 maliyet var. Turkcell'in cari fiyatına bakıyorum şu anda 53.15 görmüş, 52.35. Eğer size göre kar seviyeniz riskinize bağlı olarak anlamlı seviyede ise o tamamen sizin tercihiniz, pozisyonu devam ettirmek veyahut da kapatmak. Ona biz karışamayız. Ama bizim
pozisyonlarımızı açık olarak tutmamızın nedeni güçlü bir trend var. Bu trendde ne kadar dahil olup kalabilirsek kalabilmek. Çünkü kapattığımız zaman da iş bizim açımızdan da zor olacak. Tüm zamanların en yükseğindeki fiyattan tekrar öneri vermek zor. Onun için pozisyonlarımızı kapatmıyoruz. Ama yatırımcılarımız risk algısına bağlı olarak eğer bizim uygulamalarımızı dahil oldularsa bunları kapatabilirler. Ama endeks için 7200-7800 daha sonra da 9100'e gidebilecek bir hareket potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ve burada da özellikle endeks 30'la tetiklenecek bir rally. Bankalar ve endeks 30 kağıtları. Ha bu şöyle yanlış anlaşılmasın. İlla bizim söylediğimiz veyahut da teknik öneri veyahut da model portföyümüzde olan hisselerle bu olacak anlamında değil. Tabii ki de bizim önerdiğimiz hisselerden daha fazla performans gösterecek olan bir sürü hisse senedi var. Ama genel olarak risk kontrolü anlamında endeks 30'a dahil olarak bu olası güçlü trende dahil olmanın risk yönetimi anlamında daha rasyonel olacağını düşünüyorum. Tabii bu noktada CDS'in 380 bölgelerinde dengelenmesi, 350'ye doğru bir geri çekilme potansiyeli, bunun bankacılık tarafına pozitif yönde yansıması, özellikle bugünkü harekette Halkbank, Vakıfbank tarafında özel bankalara göre performansın geride kalmış olması, ikinci çeyrek bilançonun özel bankalara göre kötü olacak, kötü gelme potansiyelinin fiyatlamalara dahil olmasından dolayı hani bu noktada özel mi, kamu bankaları mı? Hani biraz daha kamu bankalarına eğer bankacılık yatırımı yapılacaksa dahil olunabilir. Koç Holding, Sabancı Holding. Zaten bunlarda önerilerimiz olduğundan dolayı belirtiyorum. İşte farklı olarak Türk Hava Yolları uzun dönemde taşınacak şekilde. Halkbank, Vakıfbank, Şişe, Mavi, Petkim, İşmen, Aksigorta, Koza, Yapı Kredi gibi özellikle portföyü sektörel bazda dağılımını yapacak şekilde önerilerimiz bulunuyor. Tabii bu noktada yatırımcı tarafında da tüm zamanların en yükseğinden yatırıma dahil olmanın oldukça zor olduğunu biliyorum. Hani bu noktada bugün de saat 16'da Cengiz abiyle beraber YouTube canlı yayınımız olacak. Önerilerimizde Thrive uygulamasında önerilerimize bakabilirsiniz. Size anlamlı gelen öneriler tarafında dahil olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Push notification'larla zaten herhangi bir öneri çıktığımız zamanda veyahut da mevcut bir önerimizi karla kapattığımız zaman da bunu sizlere bildiriyoruz. YouTube tarafında da bununla ilgili fikirlerimi paylaştığım hem benim tarafta hem Cengiz abiyle beraber yayınlarımız var. YouTube kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve videoların altına da yorumlarınızı yazmanızı, bize destek olmanızı rica ediyorum. Dolayısıyla 7200-7800 yeni normal, evet bu bant aralığında bir geri çekilme olabilir. Ama o geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Herkes çok sert bir geri çekilme bekliyor. Hani bu kadar sert geri çekilmeye ortak payda buluşulurken bu hemen gelir mi? Hani biraz soru işareti, temkinli olmak gerekiyor. Gelmez demiyorum ama herkesin gördüğünden de para kazanmak oldukça zor. Önce 7200-7800 bölgesi, 9100 hayırlı olsun. Takip ediyoruz, izliyoruz. Saat 16'da YouTube canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.